Türevi verilen bir ifadenin integralini aldırırsak fonksiyonun kendisini elde ederiz. Böylece bakın integral f türev x dx eşittir fx artı c olur arkadaşlar. Buradan dolayı artık şunu söyleyebiliriz. İntegralini aldığımızda x küp artı 2x kare artı 2x artı c. Şimdi 0 verdiğimiz zaman 0 0 0 c ne geldi? 2 geldi. Bu çok önemli sabit kesinlikle olmak zorunda fonksiyonda belirli integralde evet koymuyoruz çünkü c'ler birbirini götürüyor diye. Ama burada koymak zorundasınız. Böylece f eksi 1 eksi 1 artı 2 eksi 2 artı 2 bunlar gitmiş oldu. Cevap 1 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Evet ikinci türev birinci türev ve fonksiyonun kendisi. O zaman adım adım tür integral yapacağız bakın. 6x eksi 4'ün integrali f türev x'e eşit olacaktır. Neden? Burası f'in ikinci türevi x dx arkadaşlar. Ama sabite eklemeyi unutmayalım. Böylece 6x'in integrali 3x kare eksi 4'ün integrali eksi 4x artı c. Şimdi bu bize f türev x'i getirdi. Şimdi arkadaşlar buradan f türev 0 4 verilmiş. Böylece 3x kare 0 eksi 4 0 artı c eşittir 4 olduğundan c'yi bakın 4 bulduk. Şimdi gideceğiz bir daha f türevinin integralini alırsak böylece fx'e elde ederiz. Artık ne yapıyoruz bakın 3x karenin integrali x küp. Eksi 4x'in integrali eksi 2x kare. Artı c'yi 4 bulmuştuk. Bunun integrali 4x. Bir de sabiti unutmuyoruz. Çünkü f türev yine integralini aldık. Böyle bir sabit olmak zorunda fx için. Şimdi f 0 1'miş. O zaman 0 0 0 aslında sabitin 1 olduğunu söylüyor bize. Böylece f1 de arkadaşlar 1 eksi 2 artı 4 artı 1 olacak. 2'ler gitti. Cevap 4 oldu. A şıkkı. Bir şeyin türevi integralin içinde varsa arkadaşlar ona u demek lazım. Bakın fx eşittir u. Böylece f türevi x dx eşittir du olur. Hemen yerine yazıyorum. du bölü u kare. Bu da arkadaşlar ne olarak çıkar dışarı? u üzeri eksi 1 bölü eksi 1'den eksi u üzeri eksi 1 diye çıkar. Şimdi bu aynı zamanda neye eşitmiş? 4'ün integraline 4'ün integrali zaten 4x'tir arkadaşlar. Belirsiz integral olduğu için c'yi eklemeyi unutmamak lazım. Böylece u dediğimiz bir fx'ti zaten. Eksi 1 bölü fx eşittir. 4x artı c. x'e 0 verirsek eksi 1 bölü f0 eşittir. c olur. F0'ı bize 1 bölü 2 vermiş. Ters çevirdiğimiz zaman 1 bölü 2'yi eksi 2 eşittir c oldu. Demek ki eksi 1 bölü fx arkadaşlar 4x eksi 2. x yerine 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü f1 eşittir 4 eksi 2. Bundan dolayı f1 eşittir. Ters çevirdiğimizde eksi 1 bölü 2 olur a şıkkı. Taraf tarafı toplarsak aslında Hemen kenarda hatırlayalım. fx artı fx çarpı 1 diyelim bir nevi. Hem hatırlamış olun. x çarpı fx arkadaşlar. fx çarpı x'in türevidir. Dolayısıyla burada da sıfırdan 3'e fx çarpı x'in türevi dx olacak. fx çarpı x'in türevinin integrali de fx çarpı x oldu. Sıfırdan 3'e f3 çarpı 3 eksi f0 çarpı 0 eşittir 3 bölü 2 9 bölü 2 daha 12 bölü 2 eşittir 6. Burası zaten 0. Burası da arkadaşlar 2 olmuş oldu. C şıkkı. F 2x artı 1 arkadaşlar hemen fx'e benzeteceğiz. Tabii ki nasıl? 2x artı 1'e u diyerek böylece 2dx eşittir du oldu. dx de du bölü 2. Aynı zamanda sınırlara bakalım. x'e 0 verdiğimizde u 1 oldu x'e 1 verdiğimizde u 3 oldu. Böylece 0'dan 1'den 3'e f u d u bölü 2 onu böyle buraya atalım. Hem u hem d u u harfi olduğu için bunu x ve dx yapmanızda hiçbir mahsuru yok. Artık birer harften ibaret oldu onlar. Böylece arkadaşlar soru da burası 3 verilmiş bize. Bundan dolayı 3 bölü 2 oldu. Bize sorulan ifade. Şimdi artık 4 integral 0'dan 1'e diğerini 3 bölü 2 bulduk. F2x artı 1 dx'i 0'dan 1'e de arkadaşlar nedir? 4x böylece 4x 0'dan 1'e bu da tabii ki 4 oldu. Şimdi 4 artı 3 bölü 2 11 bölü 2 d şıkkı. Bu aslında arkadaşlar direkt e, dikkat ederseniz fx çarp fx bölü x'in türevi şu ifade. Gerçekten bir yapalım bakın f türev x çarpı x eksi fx çarpı 1 bölü x kare gördünüz mü? O yüzden bu ifade fx bölü x'in türevi olduğu için dışarı ne olarak çıkacak? fx bölü x'in türevi buysa bu da dışarı fx bölü x olarak çıkar. 1'den 2'ye yani bazı ifadeleri bilmek lazım fx çarpı x'in de yine fx bölü x'in de ben olsam türevini bilirim bu yüzden arkadaşlar. Haliyle buradan fx bölü x 2 bölü 1 ol, 1'den 2'ye olacağı için f2 bölü 2 eksi f1 bölü 1 zaten f1 yapmış oldu. f2'nin 3 olduğunu biliyoruz 3 bölü 2. F1'de arkadaşlar bir farkların alınca cevap 1 bölü 2 oldu A şıkkı y eşittir x kare artı 1 ile x eşittir y kare artı 1 aynı alana sahip olacaklar. Çünkü birisi arkadaşlar kolları sağa doğru olan birisi de yukarı doğru olan parabol ama genişlikleri aynı. Sonuçta y ile x'i yer değiştirin ikisi de birbirine benziyor. Bundan dolayı ben şu alanı bulduğum zaman arkadaşlar aslında diğerinin alanını da bulmuş oluyorum. Şimdi bunun alanını içinde ne yapacağız? Tepe noktası zaten bunun gördüğünüz gibi şöyle yaparsanız sıfıra bir noktası. O zaman ben Hemen şöyle bir dik üçgen yaparım. Böylece burada arkadaşlar ordinatı zaten buranın 1. Şimdi şöyle buraya 4 birim kalmış olacak. Apsisin 2 olduğunu bildiğim için dikdörtgenin diğer kenarının da 2 olduğunu biliyorum. 4 çarpı 2 bölü 3 arkadaşlar küçük olan kısım. Büyük olan bizim bulmamız gereken bu kısımda 2 ile çarpacağız. Hatta yine burasında aynı alanı olduğu için bir daha 2 ile çarpıyorum. 8 bir de burayı 4 ile çarptığımızda 32 bölü 3 olmuş oldu. Toplam alana bakarsak 25 birim kare çünkü karenin bu kenarı 5 birim. Bu kenarı da gördüğünüz gibi ordinattan dolayı 5 birim. Neden 5 dedim onu da göstereyim bakın burası apsis 5 hizası 5 birim. Buranın da ordinatı 5 bu yüzden. Bundan dolayı 25'ten 32 bölü 3'ü çıkartırsak 75 eksi 32 43 bölü 3 oldu C şıkkı. 2x artı 1'e t kare diyelim ki kökten kurtulalım böylece arkadaşlar. Köklü olan ifadelerin içi problemli olacağı için orada bu şekilde t kare, x kare, u kare demek daha mantıklı. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman 2 dx eşittir. 2 t dt, dx buradan t dt olacak. Şimdi artık burada x gördüğüm yere hatta 2x gördüğüm yere t kare eksi 1 dersem 6x gördüğüm yere 3 t kare eksi 3 yazıyorum. t karenin kare kökü olduğu için de t oluyor. Burası da gördüğünüz gibi t dt oluyor. Bunlar gidiyor. Böylece 3 t kare eksi şuraya yanlışlıkla t demişim. Orası 3 ile çarpacağımız için t kare eksi 3, 3 t kare eksi 3 olacak. Şimdi x'e 0 verdiğimiz zaman öbür tarafa attığımız zaman t'ye 1 diyelim. T kare eşittir 1'den dolayı. 4 verdiğimiz zaman 4 kere 2 8. Eksi 1'i e öbür tarafa attığımda 9 eşittir t kare. T'ye de 3 diyorum. Burada değerler hep pozitif olduğu için bir de köklü sayı olduğu için arkadaşlar t'ye negatif vermek istemiyorum. Şimdi integralini aldığımız zaman t küp eksi 3'te 1'den 3'e. Yerine yazıyorum 27 Eksi 9. Eksi 1. Eksi 3. 18 eksi. Eksi 2 arkadaşlar. 20 birim kare oldu. 20 birim oldu. D şıkkı. Demek istediğini yansıtalım arkadaşlar. Bakın 2 alt aralığa bölmek için o zaman zaten top topu 2 birim. Böylece 2 noktasından bir doğru çizeceğiz. Burada da sağ kenarları kullanacağız gördüğünüz gibi. Sağ kenarları kullanınca işte böyle bir dikdörtgen. Yine sağı kullanınca böyle bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenlerden birinin kenarı F2 olacak haliyle bakın doğrunun eğrinin üstündeki nokta. Bu yüzden de F2 arkadaşlar 4 artı 2'den 6 birim uzun kenar. Sonra yine 3 koyduğumuz zaman 9 artı 2'den diğer kenarda 11. Bir dikdörtgenin alanı 6, bir dikdörtgenin alanı 11. Şimdi bu eşittir A. B'ye geldiğimiz zaman şöyle bir eğri altında kalan bölgenin alanı. Bu B de arkadaşlar neye eşit olmalı? 1'den 3'e 2 artı x kare dx integral. Böylece 2x artı x küp bölü 3 1'den 3'e 6 artı 27 bölü 3'den 9 eksi 2 artı 1 bölü 3. 15 2 çıkarırsak 13 artı 1 bölü 3. 30 hatta eksi 1 bölü 3 pardon. Buradan da 39 eksi 1'den 38 bölü 3 de B yaptı. Bunların farkı soruluyor. 17 eksi 38 bölü 3 51 eksi 38'den 13 bölü 3 arkadaşlar B şıkkı. Bakalım arkadaşlar şimdi A'dan C'ye şurada bu hangi fonksiyon? H fonksiyonu Gx bunun üstünde. Normalde Gx eksi Hx olsaydı direkt A1 artı A2 derdik. Ama bu A1 artı A2'nin eksilisi olacak. Yani eksi 4 olacak. Çünkü biz üstteki grafikten alttaki grafiği çıkardığımız zaman aradaki alanı buluruz. B'den D'ye fx eksi hx dediğimiz zaman bakalım. Şimdi fx arkadaşlar burası. hx bunun altında. B'den D'ye baktığımız zaman da A2 artı A3'tür. 3 artı 9'dan evet orası 12 olur. Çünkü gerçekten burada f h'dan yukarıda arkadaşlar. Böylece cevap 8 oldu B şıkkı. Toplam alan arkadaşlar 2 çarpı 2 bölü 2'den dik üçgenin alanı 2 birim kare. O zaman 3'e böldüğümüz zaman burası 2 bölü 3 olacak burası da 4 bölü 3 olacak A2 bölgesi. Bu arada A2 bölgesinin şu kısmı zaten bir dik üçgen ve ordinat bir apsis 1 olduğu için buraya da 1 kalacak. Bu 1 bölü 2 olacak şu bölgenin alanı. Demek ki 4 bölü 3 olması için toplam alanın 4 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkarırsak 5 bölü e, burası 6 oluyor. Yani şu bölge arkadaşlar şuranın tamamı 5 bölü 6 oldu. Şimdi şöyle bir burada bakın 1 1 olan iki kenarı dolayısıyla bir kare var. Toplam alan 1 bir birimdir. Bakın bir kenar 1 diğer kenarda 1 çünkü. Demek ki 1 bölü 6 oldu. Siyahla gösterdiğim yer. Şimdi bu bölgenin alanı arkadaşlar integral yardımıyla bulunur. Çünkü bakın eğrinin altında kalan bir bölge ve apsis sıfırdan 1'e x üzerine dx'in integrali. Böylece x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 sıfırdan 1'e arkadaşlar. Böylece 1 koyacağız tabi yerine doğal olarak 1'in bütün kuvvetleri 1 artı 1 bölü n artı 1 eksi 0 eşit olmalı 1 bölü 6'ya. N'ye de gördüğünüz gibi 5 oldu. D şıkkı. 2'den 6'ya f'in tersi x dx arkadaşlar bu siyahla taradığım bölgenin alanıdır. Y olduğu için bakın burada f'in tersi x bu y değerlerine bakarsınız. 2'den 6'ya bu demektir. Diğerinde boyalı bölgenin alanı 2'den 6'ya fx dx demek o. Burası o yüzden 15 birim kareymiş. Toplam alana baktığımız zaman bir kenar 6 diğer kenarda 6 36. Burası toplamda 36 olduğu için burası da 4 birim kare olduğu için 4 15 daha 19 36 olması için geriye 17 kaldı A şıkkı. Pratik formülü kullanırsak çünkü tepe noktası zaten biliniyorsa tepe noktasından itibaren olan alanı bulmak kolay. Ne yaparız arkadaşlar? 3S eşittir. Burasının uzunluğu 3 birim. Buranın uzunluğu 9 birim. 3 çarpı 9 bölü 3 deriz. Haliyle buradan S arkadaşlar 3 olur. Şimdi S 3 olduğuna göre artık şunu söylersiniz. Bir kenarı A bir kenarı A kare olan bir uzunluk. A çarpı A kare bölü 3 eşittir. Buradan 3 olacaktır. A küp eşittir 9. A arkadaşlar küp kök 9 yapar. Sonra B'ye geldiğimiz zaman B'ye kadar olan bölgenin uzunluğu şöyle şunları bir silelim bakın. B'ye kadar olan uzunluk arkadaşlar. B sonra burası B kare olacak. B çarpı B kare bölü 3 de toplam alanın 2 bölü 3 olduğu için orası 6 birim bakın burası. Bundan dolayı B küp eşittir 18. Küp kök 18 eşittir B. Bizden bunların çarpımı isteniyor. Çarptığımız zaman 3. dereceden kök bu 3'ün karesi. Burada 3'ün karesi çarpı 2 var. Böylece 3. dereceden kök 3 üzeri 4 çarpı 2 oldu. Şimdi burası 3 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 2 olduğu için bu 3 üzeri 3 dışarı çıkabilir. 3 küp kök 6 olarak kalır arkadaşlar. Bu da D şıkkı.